Kromozomların kendi üzerlerine sarılmış çok uzun DNA ipliklerinden oluştuğunu biliyoruz. Şöyle bir şey yani. Şu anda rastgele uzun bir DNA ipliği çiziyorum. Gördüğünüz gibi kendi üzerine sarılmış halde. Ve bu ipliğin üzerinde gen dediğimiz diziler bulunuyor arkadaşlar. Mesela bu bir gen olabilir. Bu da başka bir gen. Bakın burada da bir gen var. Ve bu genlerin her biri belli polipeptitleri veya belli proteinleri kodlayabiliyor. Şimdi üzerinde duracağımız soru şu. Bu genlerde DNA dizisi olarak kodlanmış olan bilgi nasıl oluyor da bir proteine dönüşüyor? Yani DNA'ya kodlanmış olan bir gen protein sentezinde nasıl kullanılabiliyor? Hatırlayalım. Proteinler polipeptitlerden, onlar da aminoasitlerden oluşuyor. Buna biyolojinin santral dogması diyoruz. Transkripsiyon videosunda da gördüğümüz üzere ilk adım genden mesajcı RNA'ya geçiş. Çünkü mRNA burada bir nüsha olarak kullanılıyor. Yani bilgi RNA türünden yeniden yazılıyor. İkinci adımsa ki aynı zamanda bu videonun konusu, mesajcı RNA'dan proteine geçiş. İşte bu işleme translasyon adı veriliyor. Translasyon aslında tercüme demek. Yani mRNA'daki bilgi bir polipeptit dizisine tercüme ediliyor. Bu çizimlerde süreç görsel olarak anlatılmış. Bunların hepsini bir tekrar gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu bilgilerin çoğunu bir önceki transkripsiyon videosunda görmüştük zaten. Burada bir ökaryot hücre, bir de prokaryot bakteri hücresi görüyoruz. İkisinde de süreçler birbirine çok benziyor. Bir tek prokaryot hücrede çekirdek zarı yok. Tabii ki bir de işlenme adımı gerçekleşmiyor. İşlenme adımına birazdan değineceğiz. Evet. Zaten bundan da transkripsiyon videosunda ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. İzleyenler hatırlayacaktır. Süreç DNA ile başlıyor arkadaşlar. Buradaki ana aktör RNA polimeraz. RNA polimeraz DNA'daki nükleotit dizisini RNA'ya yazma yeteneğine sahip. Ökaryot bir hücrede ilk olarak ortaya çıkan şey mRNA değil. Öncü mRNA oluyor. Bakın bu önemli öncü mRNA. Ve bu öncü mRNA'nın işlenmesi gerekiyor. İntronlar çıkartılıyor, başlık ve kuyruk takılıyor. Ökaryot bir hücrede mRNA ancak bunlar yapıldıktan sonra resmen oluşmuş oluyor. Sonra bu mRNA yollara düşüyor ve translasyon aşaması başlıyor arkadaşlar. mRNA ribozoma gidiyor ve burada bir polipeptit dizisine tercüme ediliyor. Süreç prokaryot hücrede veya bakteri hücresinde de benzer bir şekilde işliyor. Bir tek burada bir çekirdek zarı yok demiştik. Çünkü hücremiz prokaryot bir hücre. Bir de işlenme aşaması görülmüyor dedik değil mi? Bir de o yok. Dolayısıyla bu doğrudan mRNA olarak oluşuyor. Şimdi soru şu. Bu nasıl oluyor da oluyor? Ama ondan da önce ribozom dediğimiz şey acaba nedir? Şimdi bu ribozoma biraz yakından bakalım. Burada birkaç tane ilginç aktör söz konusu. İlki tahmin edebileceğiniz gibi ribozomu kendisi. Ribozom proteinlerden ve ribozomal RNA'dan oluşuyor. Mesajcı RNA'yı transkripsiyon videosundan hatırlıyoruz. RNA'yı tıpkı DNA gibi öncelikli görevi bilgi kodlamak olan bir yapı olarak biliyoruz. Genler için şablon vazifesi görüyor diye öğrendik, değil mi? Oysa RNA sadece bilgi kodlamak zorunda değil. Ribozomal RNA'da olduğu gibi yapısal bir görev de üstlenebilir. Ve bu gördüğünüz tombul bir hamburger ekmeğine benzeyen şekil ribozomun aşırı derecede basitleştirilmiş bir gösterimi. İsterseniz internette ribozoma ait görselleri bir aratın bu yapıların ne kadar güzel, ne kadar karmaşık yapılar olduğunu daha iyi anlarsınız. Her neyse, bu gördüğümüz şey ribozom. Ve ribozomu gözünüzde bir hamburger olarak canlandırabilirsiniz. Bu üstteki ekmek, bu da alttaki ekmek. Ribozom, mRNA boyunca 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru hareket ediyor ve mRNA'yı okuyor. Bu bilgiyi alıyor ve bir amino asit dizisine dönüştürüyor. Peki bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Her bir nükleotit üçlüsüne bir kodon adını veriyoruz. Yani bu bir kodon. Bu da bir kodon. Daha görünür bir renkle göstereyim. Bir sonraki nükleotit üçlüsü de bir kodon. Bu da bir kodon ve buradaki bilgi azotlu bazlarla kodlanmış halde. Mesela bu ilk kodonda AUG harflerini görüyoruz. Demek ki bu kodondaki azotlu bazlar adenin, urasil ve guaninmiş. Hatta bu kodonun metiyonin amino asidini kodladığını söyleyebiliriz. Ama tek görevi bu değil. Burayı bilmekte fayda var. Şöyle yazayım. AUG başlangıç kodonudur. Ribozom, mesajcı RNA'yı tercüme etmeye başlamak için ilk olarak bu kodona bağlanır. Yani şekilde gördüğünüz ribozom bu mesajcı RNA'yı tercüme etmeye henüz başlamış, daha yeni. İyi ama bu nasıl oluyor? bu üç harfli dizilerden belli amino nasıl ulaşıyoruz? Şöyle düşünelim. Üç harften oluşan kaç muhtemel dizi var? Buraya dört farklı azotlu baz gelebiliyor. Şurada göstereyim. Bir kodonda üç hane bulunuyor. İlk haneye dört farklı azotlu baz gelebiliyor. İkinci haneye de dört farklı değer gelebiliyor. Ve üçüncü haneye de dört farklı harf yerleştirilebiliyor. O halde toplamda 64 farklı permütasyon var değil mi? Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. Permütasyon. Evet. Demek ki 64 farklı kodon olabiliyormuş. Buradaki harfler 64 farklı şekilde dizilebiliyormuş. Bu iyi bir şey çünkü 64 kodonla yeterli sayıda amino asit kodlanabilir. Hatta 64 fazla bile. Çünkü doğada 20 tane amino asit var. Yani permütasyon sayısı toplam amino asit sayısını fazla fazla karşılıyor. Aslında hangi dizinin hangi amino asidi kodladığını gösteren bu gibi tablolara kolayca ulaşabiliyoruz. Tabloda kodonun birinci, ikinci ve üçüncü harflerine göre arama yapabiliyoruz. Bakın, AUG yani adenin, urasil ve guanin, metiyonin kodluyormuş. Gördünüz mü? Aynısını diğer kodonlar için de yapabiliriz. Mesela sitozin, urasil, urasil, lösin kodluyormuş. Gördüğünüz gibi her bir amino aside karşılık gelen tek bir kodon yok. Buradaki 4 kodonun tamamı lüsin kodluyor. Netice olarak muhtemel 64 kodonun 61'i amino asit kodluyor. Evet, 61 kodon amino asit kodluyor. Kalan 3'ü ise ribozoma dur komutunu vermeye yarıyor. Yani bu kodonların 3'ü bitiş kodonu. Bakın buraya da yazmışlar. Evet. UAA UAG UGA Ribozom translasyonu durdurması gerektiğini bu 3 kodon sayesinde anlıyor. AUG ise hem başlangıç kodonu hem de metiyonin kodlamaya yarıyor. Demek ki polipeptit zincirleri metiyoninle başlıyor. Bu kodonlar translasyonu durdurmaya yarıyor. Peki oluşan aminoasitler nasıl bir araya gelip polipeptitleri oluşturabiliyor? Doğru kodonla nasıl eşleşebiliyor? Burada yine RNA tabanlı bir aktör devreye giriyor arkadaşlar. Adı da tRNA. T taşıyıcı anlamına geliyor. Yani taşıyıcı RNA. Her biri belli aminoasitlere bağlanan çok sayıda tRNA söz konusu. Ve tRNA'nın üstünde antikodon denilen ve uygun kodonla eşleşmeye yarayan bir bölge bulunuyor. Bu tRNA. Esasında tRNA tam da böyle bir şey değil. Neye benzediğini birazdan göstereceğim. Ama bu bir TRNA molekülü diyelim. Molekülün bir ucu uygun aminoaside, yani metiyonine bağlanıyor. Molekülün gerçek zincirde, molekülün ortasındaki diğer ucundaysa antikodon bulunuyor. Ve bu antikodon uygun kodonla eşleşiyor. Yani doğru eşleşme bu şekilde gerçekleşiyor. Ribozomda da buna ortam sağlıyor. AUG metiyonini bu şekilde kodluyor işte. Gelelim tRNA'nın faydalarına, yok pardon öyle e, tRNA'nın faydalarına demek geldi aklımda içimden bir anda. Şaka bir yana gelelim tRNA'nın gerçekte nasıl göründüğüne. Bu arada bu hala bir tasvirden ibaret. Evet bu bir tRNA ipliği. Burada bir RNA dizisini iki boyutlu görüyorsunuz. İşte bu yapı kendi üzerine kıvrılarak bu çok karmaşık molekülü oluşturuyor. Tam burada yani dizinin tam ortasında yer alan antikodon molekülün bu ucunun temelini oluşturuyor. Bu mRNA'daki kodonla eşleşen kısım. Molekülün diğer ucuysa uygun aminoaside bağlanıyor. Tamam demek ki ribozom işe nereden başlayacağını biliyor. Başlangıç kodonundan başlıyor. Uygun aminoasidin uygun tRNA tarafından e, getirildiğini de söyledik. Peki, zincir tam olarak nasıl oluşuyor? Süreci 3 aşama halinde inceleyebiliriz ve bu 3 aşama ribozom üzerindeki 3 farklı bölgede gerçekleşiyor. Bu üç bölge aslında şu şekilde. Siyahla yazayım. Ee, bir dakika sarı oldu. Neyse mavi olsun hadi. Evet. Burası A bölgesi, burası P bölgesi, burası da E bölgesi. Neden bu harflerle adlandırıldıklarını da anlatacağım. A bölgesi bir amino aside bağlı olan uygun tRNA'nın gelip bağlandığı bölge. Translasyon işlemi AUG kodonuyla başlıyor. Hemen sonra UAU kodonuyla eşleşen antikodona sahip bir tRNA gelip A bölgesine bağlanıyor. Beraberinde uygun aminoasit olan tirozini de getirmiş oluyor. Peki bu bölgeye niçin A bölgesi diyoruz? A harfi aminoasilin kısaltması aklınızda şöyle de tutabilirsiniz. Bu bölge bir aminoaside bağlı olan tRNA'nın ribozoma bağlandığı bölge. Bu gerçekleştiği zaman yani bu arkadaş buraya geldiği zaman çizerek göstereyim. Bu arkadaş buraya geldiği zaman tabii ki karşısında AUA antikodonu var. Diğer ucu da tirozine bağlı. Artık bu iki aminoasit arasında bir peptit bağı kurulabiliyor. Ribozom sağa doğru ilerliyor. Dolayısıyla bu tRNA E bölgesine geçiyor. Bu tRNA ise P bölgesine gelmiş oluyor. Böylece A bölgesi aminoasit taşıyan yeni bir tRNA için tekrar müsait hale gelebiliyor. Şimdi de P ve E bölgelerinin adı nereden geliyor bir ona bakalım. Burada daha net görebilirsiniz. P bölgesi polipeptit zincirinin oluştuğu bölge. Aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Polipeptit zinciri burada oluşuyor. O yüzden P. A bölgesi boşaldığı için buraya amino asit taşıyan yeni bir tRNA gelebiliyor. Sonra peptit bağı kuruluyor. Sonra da ribozom sağa doğru ilerliyor. Ribozom sağa ilerlediğinde bu konuma gelinmiş oluyor, olunuyor yani. Bu konuma geliniyor. Az önce burada olan ve polipeptit zincirine bağlanan tRNA artık P bölgesine geçiyor. Daha önce P bölgesinde olan tRNA ise şimdi E bölgesine geliyor. Bu tRNA artık ribozomdan çıkmaya hazır. Zaten E bölgesi de adını İngilizce çıkış anlamına gelen exit sözcüğünün baş harfinden alıyor. E buradan geliyor işte exit'in E'si. Çünkü burası tRNA'nın ribozomdan çıktığı, çıkış yaptığı bölge. Bu işlem defalarca tekrarlanıyor ta ki bitiş kodonlarından biriyle karşılaşılana kadar. Bitiş kodonlarından biriyle karşılaşıldığında da oluşan polipeptit salınıyor. Sonuç olarak bu protein veya protein parçası yaratılmış oluyor. Heyecan verici bir şey değil mi? Şu an biz bunları konuşurken bile hücrelerimizde bu işlem gerçekleşiyor. Antibiyotikler bile böyle çalışıyor. Prokaryotlardaki ribozomlar bitki ve hayvanlardaki ribozomlardan biraz farklı. Bu sayede prokaryotlardaki ribozomların işlevine, e, işleyişine yani e, zarar veren ama ökaryot ribozomuna etki etmeyen moleküller bulunabiliyor. Eğer kanınızda bakteri varsa, uygun antibiyotiği aldığınız zaman antibiyotin içindeki moleküller bakteri içerisinde gerçekleşen translasyon işlemini bozuyor ve bu sırada hücrelerimize hiçbir zarar vermiyor.